Bir varmış, bir yokmuş. Bahçeli evlerin olduğu bir mahallede Ufuk adında bir çocuk yaşarmış. Ufuk yaşadığı mahallede kabadayılık eder, hem hayvanlara hem de çocuklara hiç rahat vermezmiş. Sokaktaki kedileri yakalar, onlara eziyet edermiş. Zavallı hayvanlar can acısıyla bağırırken o kahkahalarla gülermiş. Köpekleri taşlarmış. Bir gün Ufuk'un dayısı ona iri yarı kocaman bir köpek hediye etmiş. Bu hediye hayvanları sevmeyen Ufuk'un hiç hoşuna gitmemiş. Ufuk, Tobaş adındaki bu eğitimli köpeği bahçelerindeki küçük kulübeye zincirlemiş. Ufuk, aklına gelen bütün eziyetleri Tobaş'a yapıyormuş. Bazen günlerce aç bırakıyor, bazen de üzerine sert cisimler atarak onun canını yakıyormuş. Zavallı köpek acı acı havlamaktan başka hiçbir şey yapamıyormuş. Ufuk bir gün teyzesine gitmek üzere evden ayrılmış. Akşama gelmesi gerekirken gelmemiş. Hemen teyzesine sormuşlar. Teyzesi Ufuk'un onlara hiç gitmediğini söylemiş. Ailesi Ufuk'u her yerde aramış ama bulamamış. Ertesi gün ve gece de Ufuk'tan bir haber yokmuş. Ailesi perişan olmuş. Sürekli havlayıp duran Tobaş'ı Ufuk'un babası serbest bırakmış. Tobaş evden uzaklaşmış, Ufuk'u aramış ve onu ıssız bir yerde büyük bir çukurun içinde bulmuş. Çukur Ufuk'un boyundan yüksekmiş. Ufuk çıkmak için uğraşıyor, tam çıkacakken kayıp tekrar düşüyormuş. Tobaş hemen çukurun içine atlamış. Havlayarak Ufuk'a "Üzerime bas" diye işaret etmiş. Ufuk Tobaş'ın üzerine basarak çıkıp kurtulmuş. Sonra da evlerine giderek babasını getirmiş. Tobaş'ı çukurdan çıkarmışlar. Ufuk, kötülük yaptığı köpeğin onun hayatını kurtarmasından çok etkilenmiş. Hayvanların ne kadar sadık dostlar olabileceğini anlamış. O günden sonra hiçbir hayvana eziyet etmemiş. Geçmişte hayvanlara yaptığı eziyetleri hatırladıkça da hep utanmış. Hayvanlar sevgi ve merhametin simgesidir. Sevgili çocuklar, bu hikaye bize hayvanların sadece oyun arkadaşı olmadıklarını, aynı zamanda sadık dostlar olduğunu gösteriyor. Ufuk'un yaşadıkları bize her canlının sevgiye ve şefkate ihtiyacı olduğunu ve bizim de onlara karşı sorumluluklarımız olduğunu hatırlatıyor. Hayvanlara zarar vermek yerine onları korumalı ve sevmeliyiz. Çünkü onlar bize merhametin ve sadakatin ne demek olduğunu öğreten en iyi öğretmenler. Unutmayalım, dünya sadece biz insanlara ait değil, tüm canlılarla paylaştığımız bir evdir.